Düzce Belediyesi tarafından şehre modern ve kullanışlı bir pazar yeri kazandırılması çerçevesinde Azziye Mahallesi'nde Belediye Başkanı Faruk Özgür'ün startını vermesiyle çalışmalara başlanılan Merkez Pazar Yeri projesinde yoğun tempo sürüyor. Şarküteriden bakliyat dükkanlarına, balıkçı pazarından sebze meyve pazarına kadar birçok esnafın yerini alacağı çok amaçlı modern pazar yerinde kolon montaj işlemleri ve çatısı da tamamlandı. Ekipler iç zemin tasfiyesi ve ince işçilik çalışmalarına geçerken güneş enerjisi sistemleriyle kendi enerjisini üretecek olan pazar yeri esnaf ve vatandaşlara modern bir merkezde alışveriş yapma imkanı sunacak. Şu andaki pazar yerimiz eskiden beri kullandığımız pazar yeri. Maalesef çok kötü, çok çirkin. Ben burayı sık sık Afganistan ve Pakistan'daki pazar yerlerine benzetiyorum. Bu pazar yerinin yerine bir büyük pazar yeri yapıyoruz. Kocaeli'den sonra bölgenin en büyük pazar yerini inşa ediyoruz. İnşası devam ediyor. Yaklaşık 3 ay içerisinde bu pazar yeri bitecek. Bittikten sonra mevcut pazar yerini buraya taşıyacağız. Mevcut pazar yerini boşaltacağız. Boşalttıktan sonra o çirkin yapıları, kötü yapıları yıkacağız. Burası Pazar Kent adıyla adlandıracağımız güzel bir alışveriş merkezi olacak. Yani açık AVM olacak. Burada restoranlar, dükkanlar olacak. Ve burada insanlar yaklaşık 11 bin metrekare kapalı alan olacak. Burada insanlar kafelere, restoranlara, alışveriş merkezi olacağı için alışveriş yapacaklar. Düzce'ye, Azize Mahallesi'ne güzel bir yer kazandırıyoruz. Peki burada elektrik, kendi elektriğini Evet, kendi evet. üretiyor diye bir şey Bu vardı, değil mi? pazar yerinin çatısını biz elektrik enerjisi Farklı bir şeyi var zaten tabii. onun. Elektrik, bakın bu ekranda gördüğümüz yıkılacak olan pazar yerine yapmayı düşündüğümüz açık AVM, açık ticari alan. Şu Çok andaki güzel. mevcut pazar değil mi Evet, başkanım? mevcut pazarın yerine bunu yapacağız. Bunun projesi şu anda devam ediyor. Yine bu yıl içerisinde bunu biz yapıp satacağız. Yani buranın dükkanların sahibi belediye olmayacak, vatandaşlarımız olacak. Ama proje bizden, yapımı bizden. Şu anda kurduğumuz pazar yerinin çatısında güneş panelleri olacak. Bu güneş panelleriyle elektrik üreteceğiz. Biliyorsunuz elektrik fiyatları çok yükseldi. Bu tesis de aynı zamanda güneş panelleriyle elektrik üreteceğiz. Meydana gelen depremlerin ardından toprakta ve yapılarda oluşan çatlaklardan yeryüzüne çıkan radon gazı aynı zamanda kuyu sularında da yoğun şekilde bulunuyor. Radon gazı sismik aktivitelerin yoğun olduğu bölgelerde daha fazla görülüyor ve insan sağlığını tehdit ediyor. Göğüs hastalıkları uzmanı Doçent Doktor Murat Acat, Amerika'da yapılan çalışmalarda 100 hastadan ikisinin radon gazına maruz kalınması nedeniyle kanser olduğunu belirterek şöyle konuştu. Radon gazının yani Düzce için de önemli bir etken olduğunu düşünüyorum. Çünkü belli aralıklarla deprem oluyor. Bu deprem binalarda bir takım çatlaklara sebebiyet veriyor. Radon gazı ile akciğer kanser arasında doğrudan bir ilişki bulunmaktadır. Amerika'da yapılmış olan çalışmalarda 100 tane akciğer kanser hastasının 2 tanesinin sebebinin radon gazı olduğunu biliyoruz. Ülkemizde bu konuda yapılmış saha çalışmalar yok ama depremlerin yaşandığı şehirlerde bir de yeraltı sularının yoğun bir şekilde kullanılmış olduğu yerlerde ev ortamlarına radon gazının daha yüksek oranda olduğunu biliyoruz. Özellikle bodrum katı olan evlerde eğer deprem nedeniyle çatlak oluşmuşsa eğer bu evlerin sık bir şekilde havalandırılarak bu radon gazından korunulması gerektiğini ben tavsiye ediyorum. Özellikle Düzce'de yaşadığımız için burada da belli aralıklarla deprem oluyor. Yakın zamanda da bir deprem oldu. Bodrum katı var ise eğer muhakkak bu evlerin duvarlarına çatlaklar varsa evleri sık sık havalandırmalarını ve mümkün mertebe ev içinde yeraltı suyu kullanmamalarını, kuyu suyu kullanmamalarını özellikle tavsiye ediyorum. Gölcük Tabiat Parkı'nda yaklaşık 5 gündür kar yağışı etkili oluyor. Kar kalınlığının yer yer 15 santimetreye kadar ulaştığı Gölcük, yarı yıl tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşların uğrak noktası oldu. Gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi 10 derece ölçüldüğü Tabiat Parkı'nda bulunan göl tamamen buz tuttu. Türkiye'nin birçok şehrinden doğa harikası Gölcük'ü görmek için gelen ziyaretçiler, göl etrafını turlayarak ve bol bol hatıra fotoğrafı çektirerek keyifli vakit geçirdi. Deminki gibi göle yürüyüp
Arkası çıkıyor mu? Arkası çıkıyor mu? Evet, çok güzel oldu. Hadi bak, gülü kim? Çektin mi? Vallahi bir, ilk defa geldim, Giresun'dan geliyoruz biz. Sakarya'ya gidiyoruz ama ben geldim, harika bir tabiat parkı burası. Herkes gelsin buraya görsün de. Ayrıca geldik. Güzel valla, yeğenimi getirdim, askere gönderiyoruz. Gölde donmuş, ne düşünüyorsunuz? Valla harika, kara özlemiştik zaten. Harika bir görüntü var yani. Olay Mudurna ilçesine bağlı Karamurat köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kocaeli'nden Beypazarı köyüne giden 23 Güney Koreli turisti taşıyan yolcu otobüsü navigasyonun yönlendirmesiyle köy yoluna giriş yaptı. Yanlış yönlendirilen yolcu otobüsü kar nedeniyle Karamurat köyü mevkiinde mahsur kaldı. Yolda mahsur kalan 23 Güney Koreli turist ile 2 tur otobüsü çalışanı jandarma ekiplerince kurtarıldı. Tur otobüsü çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye il jandarma komutanlığı ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri tarafından il özel idaresinden istenen iş makinelerinin yardımıyla 3 saati bulan çalışma sonrasında otobüs bulunduğu yerden çıkarıldı. Taşkent'te jandarma karakolunda turistleri misafir eden jandarma ekipleri ikramların ardından mahsur kalan vatandaşları yolcu etti. Etkili olan soğuk hava nedeniyle hayvancılık yapan Öztürk ailesinin işleri biraz daha zorlaştı. Soğuk havada yeni doğan kuzuların telef olmasını istemeyen Öztürk ailesi yavrulara evinde bakıyor. Öztürk ailesi kış ayında ikiz doğuran koyunları Bahar'ın Ceylan ve Osman ismini verdikleri kuzularını evlerine aldı. Daha sonra aniden doğum yapan Boncuk adındaki koyun telef oldu. Koyunun yavrusuna Öksüz adını veren aile onu da evde beslemeye başladı. Evet, bunlar yeni mi oldu Alaaddin Bey? Bunlar yeni oldu. Evet. Hangisi öksüz? Bu öksüz. Ne oldu ona? Annesi doğum yaptıktan yarım saat sonra annesi öldü. İşte bunlar şeyden biberondan böyle doyurmaya çalışıyoruz. Evet. Bunlar da ikiz, bir dişi, bir erkek. Sonradan da bunlar orta, biri altalık. Böyle hayvan. Hoş geldin, hoş geldin. Şu Osman, şu Ceylan. Bu da öksüz. Annesi öldüğü için. Ha, adı da öksüz. Öksüz, evet. Öksüz, gel. Kurban olayım ya. Gel. Ben çiftçilik yapıyorum. Evet. İşte biraz keçi var, koyun var, işte bundan ben böyle resmenli devam ettiriyorum. Evet. Başka yapacak bir işimiz olmadığından. Evet. Bereketi işte geldi bu zamanda. Karın bereketini de böyle gördük. Berge var, yavaş yavaş başlar koyunlarda. Şimdi soğukta biraz donduğu için akşamları buraya alıyoruz. Getirip geliyoruz. Yani soğuk olduğundan donuyorlar annelerin yanında. Onun için eve getirip geliyoruz. Eve getiriyorum da neydi bakacağım. Şimdi o da evde soğuk oluyor, üşüyor. Artık burada idare ediyor işte bakalım şimdi. Ben öksüzü vermem. Yere otur. Ceylan. Ceylan. Bu? Garip. Garip. Bunun annesi yok. Evet. Evet. Bu da Osman. Osman olduk bunda. Osman. Ceylan. Geldi. Sıcak yerde bunlar böyle bekleyecek havalar ısınıncaya kadar. Daha sonra havalar ısınınca annelerin yanına koy veririz. Garip. Annesi doğumda öldü. Yarım saat sonra. Her gün ben okula giderken yanına gidiyorum. Gelirken bana bakıyor camdan falan. Çok seviyorum bunu. Her gün
sütünü ekşicilik veriyoruz. Yediğimiz yemek ayrı gitmiyor. Çok seviyoruz. Annesi olmadığından buna biraz daha çok sevgim var. Daha çok seviyorum. Siyah beyaz olması falan çok güzel. Küçükken daha tatlı oluyorlar. Minnoş minnoş. Bunu bakıyorum. Bunlar yeni doğurunca artık mevdu eve getiriyor, bakıyor. Artık bir bunu idare ediyor bakalım şimdi. Böyle oldukça mutlu oluyoruz. Şimdi bunun doğumunu bekliyoruz. Yani kışın biraz zahmetli olsa da bereketli oluyor, iyi oluyor bizim için. Tarım şehri olarak bilinen Sakarya'da hasat dönemi devam ediyor. Birbirinden farklı sebze ve meyvelerin ekildiği verimli topraklarda ise tarım işçileri yaz, kış, yağmur, çamur demeden çalışıyor. Binbir emekle toplanan ürünler ise her mevsim sofralarda yerini alıyor. Ürünleri vatandaşlarla buluşturma hususunda büyük rol oynayan tarım işçileri günlük 240 lira yemye kazanabilmek için durmaksızın çalışıyor. Soğuk ve yağmurlu havalarda ayakları ile üstlerine yapışan çamurların verdiği ağırlığı aldırış etmeyen işçiler evlerine ekmek parası götürebilmek için adeta kendileriyle yarışıyor. Bu zorlu şartlarda çalışmanın bedeli olan yemyelerinin yetersiz olduğunu söyleyen işçiler aldıkları paraya da iyileştirme yapılmasını istiyor. Bin bir zorlukla çalışıyoruz, mecbur. Yapacak bir şey yok. Sırmadan da çalışamıyorum yani. Ellerim çok üşüyor. Bu şeyde de çıkıyor değil mi abi? Vallahi şimdi hayat şartlarını görüyorsunuz, zorlukları görüyorsunuz. Herkes burada yevmiye 240 lira. Şu an yazı olsun, kışın olsun yani bu şekilde devam ediyoruz. Elin emeğiyle herkes yani burada ailesinle, eşinle ama kimisi çoluk çocuğunla gelip burada ıspanak kesiyor. Yaşlısından gencine devam ediyoruz yani. Ekmek parası tabii. Ha, zorlukları var. Ya, mücadele olmayınca da hiçbir şey olmuyor. Şimdi yazın hiçbir şey değil. Yani yazın tamam yani yazın neyse ister istemez herkes rahat rahat çalışabiliyor. Ama ki şimdi şu bulunduğumuz yerde yani yağmur yağdığı zaman hele kışın soğukta bunu şimdi ıspanak buz gibi. Eldiven de taksa fayda yok yani. Başka işte çalışamıyoruz abi. Çalışmıyoruz yani. Burada geliyoruz. Yazın başlıyoruz. Yağmurda, soğukta, kışın. Yani şu an soğukta buradayız. Ayaklarım, ellerim, üstlerim, her tarafım çamur içinde. Ya değmiyor da mecburuz yani. Burada çalışmaya mecburuz. Bu soğukta baksana cebelleşiyoruz burada. Aman iyi oldu ya. Celal Bey'in akrabalığı var. Sakarya ilimizde en fazla sebze yetiştiren yer burası Büyükesence. Burada kışın lahana, kanlıbahar, marul, ıspanak, pırasa yani sebzenin hemen hemen hepsi burada üretiliyor diyebilirim. Yani biz yağmur çamur demeden, kar demeden işçilerimiz çalışıyor. Şu anda da görmüş olduğunuz yerde ıspanak toplaması devam ediyor. Yazın da her türlü mahsul üretiyoruz. Çok verimli topraklarımız var. Gördüğünüz gibi şurada da görebiliyorsunuz. Yani ne ekersek Allah'a çok şükür Cenab-ı Allah bize veriyor.
Yangın Yunus Emre Mahallesi 4044. sokakta 3 katlı binanın bacasında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı bacada çıkan yangın itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Meydana gelen yangın sebebiyle 3 dairede maddi hasar oluşurken konuya ilişkin inceleme başlatıldı. Kaza D100 Karayolu Gebeş mevkiinde 2 Şubat Perşembe günü meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Akyazı Adapazarı istikametine doğru seyir halinde olan 54TT 180 plakalı otomobil sürücüsü CMB yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkarak karşı yöne geçen otomobil park halindeki 54ZE 632 plakalı kamyonete çarptı. Kazada otomobildeki bir kişi yaralanarak Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı ise bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.